Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, basın mensuplarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 2016 yılı belediye meclis çalışmalarının son oturumunu yapacağız. Alacağımız kararların hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Hepinize hayırlı, bereketli bir cuma ve hafta sonu diliyorum. Televizyonların başında Büyükçekmece Belediye Meclis çalışmalarını izleyen değerli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza da günaydın, hayırlı cumalar, bereketli günler, sağlıklı, mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Ve belediye meclis oturumumuzun, belediye meclis çalışmamızın ikinci oturumunu açıyorum. Evet, gündem konularının başlıklarını. Gündem konuları, gündem 1, Türkiye Cumhuriyeti Büyükçekmece Belediyesi Teşkilat, Kuruluş ve Görevleri hakkında yönetmeliğin kimi maddelerinde değişiklik yapılması ve yönetmeliğe bazı maddeler eklenmesi hakkında yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Taksim M maddesi hükümleri gereğince müzakeresi ve karara bağlanması. Devam edin. Hepsini. Arkadaşlar, sözlerimin hemen başında belki de sporu çok seven meclis üyesi arkadaşlarımız da konuşmak isterler. Dün akşam güzel bir gurur tablosu yaşandı ülkemiz adına. Bu UEFA Kupası'nda bu sıkıntılı günlerimizde iki takımımızın seri başı olarak aynen Büyükçekmece basketbol takımı gibi onu da katalım. Çünkü o da Avrupa kupalarını oynuyor, kupasını oynuyor. Üç takımın, Büyükçekmece Basket, Osmanlı ve Fenerbahçe'nin seri başı olarak bir üst lige çıkmaları halkımız için, milletimiz için bir gurur vesilesi olmuştur. Hem takımları hem de onların teknik heyetlerini, şahsım ve Büyükçekmece Belediye Meclisi ve bu meclisin temsil etmiş olduğu Büyükçekmece halkı olarak kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Gündemin birinci maddesi okundu arkadaşlar. Bu komisyon kararını okur musunuz, komisyon raporunu? Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Yapılan müzakere sonucu belediyemiz meclisinin ilgi A, B ve C kararlarıyla isimleri değiştirilmiş ve yeni kurulmuş bulunan müdürlüklerin görev ve yetkilerini belirlemek ve yine Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 9.9.2011 tarihli ve 102 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Büyükçekmece Belediyesi Teşkilatı, Kuruluş ve Görevleri hakkında yönetmeliğe ilave edilmek üzere hazırlanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükçekmece Belediyesi Teşkilatı, Kuruluş ve Görevleri hakkında yönetmeliğin kimi maddelerinde değişiklik yapılması ve yönetmeliğe bazı maddeler eklenmesi hakkında yönetmelik komisyonlarımızca müştereken yapılan oylama sonucu oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen arkadaşım var mı? Yok. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin ikinci maddesi. Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Taksim M maddesi hükümleri gereğince... Komisyon raporu. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Yapılan müzakere sonucu Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 9.9.2011 tarihli ve 103 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetmeliğini ilave edilmek üzere hazırlanmış bulunan Büyükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik komisyonlarımızca müştereken yapılan oylama sonucu oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 3. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teşkilatı Personeli Performans Değerlendirme Yönergesi'nin müzakeresi ve karara bağlanması. Komisyon raporu. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri.
Yapılan müzakere sonucu Büyükçekmece Belediyesi'nin hedef ve ilkeleri doğrultusunda hizmette verimliliğin arttırılabilmesi için Büyükçekmece Belediyesi'nde 657 sayılı yasanın 4. maddesinin A fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi hükümleri gereğince istihdam edilen devlet memuru ve sözleşmeli personel statüsündeki personellerin performansının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmış bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Teşkilatı Personeli Performans Değerlendirme Yönergesi komisyonlarımızca müştereken yapılan oylama sonucu oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar meclisimiz Perşembe günü saat 11'de toplanacaktı biliyorsunuz. Ankara'dan iki bakanlıktan bir tanesi maliye. Randevu istemiştim. Randevum Perşembe günü verildi. Dün sabah 5'te kalktım gittim. Ve sizi de telefonla grup başkan vekillerine uyararak, arayarak bu toplantının Cuma günü aynı saat ertelenmesini istedik. Bunlar çok ince şeylerdir. Bu nedenle meclis üyesi arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ince davranışlarından ötürü. Teşekkür ediyorum. Devam edin. Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait bulunan Fatih Mahallesi 3759 parsel sayılı 1252 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın satılması hususunun 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim E maddesi hükümleri gereğince müzakeresi ve karara bağlanması. Komisyon raporu. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Yapılan müzakere sonucu mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Fatih Mahallesi 3759 parsel sayılı 1252 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için belediyemiz yatırım bütçesine kaynak oluşturmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin D bendinde ve 18. maddesinin E bendine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale edilerek satılması komisyonlarımızca müştereken yapılan oylama sonucu Hukuk Komisyonu üyelerimizden Bedir Gürses ve Abdullah Erenoğlu ile İmar Komisyonu üyelerinden Rıdvan Yavuz Bilge ve Mir Mehmet Öztürk'ün belediye taşınmazlarının satılmasına karşı olduğumuzdan karara katılmıyoruz şeklindeki muhalefet şerhi koymak suretiyle vermiş bulundukları 4 red oyuna karşılık 6 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun. İlave edilmesini. Komisyon raporuna satış ve kat karşılığı zaten burada binanın çıkışı, arsanın çıkış mahreci olmadığını söylemiştik. Kat karşılığı da verilebilir demiştik. Kat karşılığı ifadesinin de komisyon raporunda yer alması gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben de hatırladım. Satış veya kat karşılığı belediye hangisinin menfaatine uygun bulursa onu yapsın. Recep Bey buyurun. Biraz basılı tutunca çalışıyor. Veya biz kapatacağız galiba. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Sayın Başkanım da ifade etti ki ben Bedir Bey ifade eder diye düşündüm. Fenerbahçeliler Derneği olarak Fenerbahçe'yi tebriklerini biz de aynı şekilde aynı duygularla Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ve camiasını Osmanlı'yı da Büyükçekmece'yi de unutma. Kutluyoruz. Büyükçekmece'yi de kutluyoruz. O da seri başı çünkü. Bu noktada dördüncü maddeyle ilgili bize ilk geldiğinde bu satışla ilgiliydi. Kat karşılığını teknik olarak arkadaşlarımız bakarsa ayırma imkanımız var mı? Kat karşılığı olursa bizler AK Parti grubu olarak evet diyebiliriz buna. Ama satış konusunda hassasiyetlerimizden dolayı hayır diyoruz. Teknik olarak uygunsa biz buna kat karşılığına evet demek isteriz. Öncelikle kat karşılığı diyelim ama olmadı, veremiyorsun, satış mecburiyeti doğarsa satış olur. Ama öncelikle kat karşılığı denmesinde fayda görüyorum. Çünkü bir müteahhit yandaki binaya girip alırsa, bizim yerimizi kat karşılığı almasa onun da bizim de menfaatinedir. Bunları da siz Çekmece'nin
esnaf olarak bizler hepimiz biliyoruz. Gayret sarf ederiz, kat karşılığı veririz, daha çok kazanırız. Sayın Başkanım, yalnız orada imarda bilmiyorum, teknik daha iyi bilir. Bu kat karşılıklı sıkıntı var. Tek parsel olarak da sıkıntı var. Ben komisyonda da bunu izah ettim. Bilemiyorum tabii, arkadaşlarım bu konuda daha bilgi sahibi. Bana göre biraz daha düşmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum başkanım. Kat karşılığı olursa imarda sıkıntı olmaz. Tevhid yapılır. Müstakil arsa olarak satılırsa mahriç, yani çıkış, evet, verilmesi lazım. Giriş çıkış verilmesi lazım. Buyurun Nuraydın Bey. Başkanım, kat karşılığı denmesinin şu avantajı var. Parsel tek başına bir imar izni alamayacak bir parsel olduğu için, sizin de biraz önce izah ettiğiniz gibi, bitişiğindeki herhangi bir parselle anlaşılan bir müteahhit bizimle de anlaştığı takdirde kat karşılığına ortaklaşa girmiş olacağız. Tevhidi yani mümkün. Sadece tek bizim parsel kat karşılığına olmaz zaten. Olmaz. Evet. Satışı da sadece bizimkinin, evet, olması söz konusu, evet, değil. Bakın burada bir mecburiyet var. Yarın öbür gün efendim bu kat karşılığı oldu, işte bu apartmanın önündeki apartmanı alan kişi bunu aldı, niye başkaları alamadı sorusu çıkar. O sorunun cevabı da başka kişinin alma şansı yok. Bu kadar net. Aldığı zaman mahreci yok. Mahreç verme, giriş çıkış vermek için bir öbür vatandaşları mağdur edeceksiniz. Biraz hassas bir iş. Biz de hassas davranmak zorundayız. Hani çok hassas. Öncelikle ve özellikle kat, evet, karşılığı. İki parselin mevcut üzerinde 4 katlı apartman bulunan parselle bu parselin tevhid edilerek tek bir parsel haline getirilerek kat karşılığı yapılması hukuken de fiilen de doğru iştir. İhale de o şekilde yapılması lazım. Öyle düşünüyorum. Satışı, müstakil bir satış olmaması lazım. Satışı çıkartma imkanımız var mı şu anda komisyon raporundan? Varsa ona göre oy kullanalım. Eğer peki, yoksa ona göre kullanmamız peki gerekecek. Peki şöyle oldu. Yandaki apartman dedi ki ben satış değer tespitini yaptınız. 10 bin lira, 100 bin lira neyse. Yandaki apartman diyor ki değerini koyun kardeşim, ben alacağım burasını. Kat karşılığı şimdi binayı yıkmıyoruz. Yıktığımız zaman birleştik yapacağız. O zaman da oturursunuz, belediye meclisinin o iki komisyonu çağırır. Onu da söyleyeyim. Buna karar veren komisyon çağırır. Buyurun kardeşim, yerimizin değeri metrekaresi 10 bin lira. Alın size verelim. Yani bunu meclise mal ederim. Çünkü hassas bir iş. Eğer yanındaki komşu alırsa daha mantıklı başkanım. Yani onlar tabii ki, ama başka güç var mı? Olmaz. O zaman imarda bir sıkıntı yaşamazsınız. Yaşamaz. Ama bir türlü yani bana göre zorluklar var. Başkanım, biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Evet. Ya o parselin sahipleri alacak, iki parseli birleştirecek veya o binayı yenilemek için bir müteahhit alırsa bizimle oturup ya anlaşıp kat karşılığı yapacak veyahut da o da bizden alacak. Diğer başka kişinin alma şansı yok. Başkanım, o şekilde mantıklı. Tamam. O zaman kat karşılığı. Onu teklifle şeye getirebilir. İşte onu teklifle düzeltebilir. Şeyle. Nuraydın'ın biraz daha geniş bir talebi var. Makul diye düşünüyorum. O şekilde karar alabiliriz. Şimdi söz konusu parseli zaten etrafında 7 adet parsel bulunuyor efendim. Bu 7 adet parselden herhangi bir parselin ya da parseller tarafından satın alınması yönünde arkadaki bir talep edildiği zaman onlara satılmasını, bu kişilerin dışında başka bir satışın zaten olması uygun olmaz. Bu konudan belki rahatsız oldular diye düşünüyorum ben. O yüzden öyle bir açıklama yapma gereği duydum. Yani satılacaksa bu 7 parselden birine satılması lazım. Doğru. Sayın Başkanım, burada bizim karşı olduğumuz satış ibaresi. Yani belediye gayrimenkulünün bizler kat karşılığı verilerek orada yapılacak yaklaşık 1250 metre, oturumda herhalde 400 metre oluyor, herhangi mahreci olmamasına rağmen, yol olmamasına rağmen bir 400 metre tabanında oturuyor ki mantıken ben teknik adam değilim ama baktığımız zaman yine 4 daire üzerine kurulum gibi gözüküyor. Yaklaşık bir 16 daire yandakinden faydalanmazsa ki o bölgedeki inşaatların kat karşılığı anlaşmaları da 3 aşağı 5 yukarı belli. Biz belediyenin burada zarar etmemesi noktasında diyoruz ki burada kat karşılığı olarak yapalım. Eğer gerekirse sonraki aşamada kendimize düşen bir inşaatları, binaları sosyal kontrol olarak kullanmaz isek gerekçekte değerlendiririz. Yani satış ibaresi burada bize şey olarak uygun gelmiyor. Peki herhangi bir tanesi dedi ki biraz önce söylediğim gibi 7 tane de bir tanesi.
Ben şimdi mevcut apartmanı yıkmayacağız ama biz burayı alalım. Elimiz altında dursun, paramız var. O da bir bakıma o apartman alıyor ama satış oluyor. O zaman kendimizi bağlamış oluruz. İyi bir para bulduk. O 7 taneden bir tanesi, yani bitişik parsellerden bir tanesi. Kat karşılığı şimdi alamıyoruz çünkü kat karşılanınca 2 senede, 1 senede belli bir zamanda inşaatı yapıp teslim etmek lazım. Biz bunu alalım dursun. Diğer paramız olduğu zaman veyahut da şartlar oluşunca iki parseli birleştirir, tevhid eder, binayı yıkar, yeni bina yaparız diyebilirler. İyi bir para alabilirsiniz oradan. Onun için, buyur. Mir. Şimdi bakın, elinde çanta dolaşanlar var biliyorsunuz. 10 sene, 50 sene, 30 sene, 40 sene önce yol terkini yapmadan, mevcut o günkü teknik arkadaşlar yol terklerini yaptırmadan binanın iskanını, ruhsat ve iskanını vermiş. Şimdi eline çantayı almış, dolaşıyor birkaç belli avukatlar. Yani başka işi gücü yok. Onları hem tahakkuk götürüyor, gidip senin bulduğun parselin üzerine pat icrayı koyuyor ve onları sattırıyorlar. Bizim endişemiz odur. Yoksa o öyle olduğu zaman %50 ucuza gidiyor. Bunları kurtarmak için yapıyoruz. Bu tip olaylara karşı karşıya kaldığımız için 4 milyon lirayı biz boşuna mı aldık geçen gün? Yok, 4 milyon lira bizim ihtiyacımız yoktu. Çeşitli şekilde icradaki 2016 Kasım ayında beklediğimiz 18 milyon parayı alamadığımız için hemen 4 milyon lirayla kamunun hakkını korumak üzere devlet devlete borçlandı. 3 kağıtçılar, 5 kağıtçılar ortadan kalktı. Evet, kat karşılığı ve satış demek zorundayız arkadaşlar. Kat, siz kendi tavrınızı belirleyin. Evet. Mehmet abi buyurun. O zaman öbür parsellerin imar hakkını azaltıyoruz. Nuraydın Bey ve teknik heyet planlama ona pek sıcak bakmıyor. Ama işte sizin parselinizi bu sefer daraltıyoruz. Başkanım, doğru olan 7'sinden birini almasıdır. Veya şurada, ona... şurada özür dilerim, sözünüzü kestim. Bitti. Burada sanırım bizim parselimizden başka büyük parsel yok ve bizim 1000 metre üzeri %15, 2000 metre üzeri %20, 3000 metreden sonra %25 uygulamasından faydalanmak için hiç alabilirler. Tabii %15 artısı var. Değil mi? %15 artısı var. 1000 metrekare üzeri. %50'lik faydalanacak herhalde. Tarık Bey oradan müdahale etti. Başkanım, ama. Orada herhangi bir parsel maliki bunu satın aldığı takdirde yeri 2000 metrekareyi geçiyor ise kendi parselinden gelen metrekaresinden %20 alıyor. Bu boş parsel olduğu için bundan %10 artıyla alıyor. Çok iyi bir artış var. %30 artış alıyor toplam. Yani kat karşılığında bizle beraber hareket etmek zorundalar gibi geliyor bana. Yani vatandaşı zorlamayalım ama zaten bizle beraber hareket ederlerse istifadeleri olacak gibi bir mantık doğuyor burada. O yüzden biz kat karşılığı dedik. Yani kat karşılığı olursa... Bakın burada bu işle ilgili bütün arkadaşların meselemiz şehrimizin menfaatini korumaktır. Bu belediye meclisine milletin vermiş olduğu yetki ve görev budur. Her şeye şeffafız. Belediye meclisi... Teknik arkadaşlar, bu işle uğraşan mühendisler, mimarlar, bu parselle yanındaki parselle bu parseli birlikte bu vatandaşlarla veyahut da bu vatandaşların yerini yapabilecek müteahhitlerle görüşmelidir. Açıkça. Arkadaş, burada belediyenin böyle bir yeri var. Örneğin kat karşılığı vermek ve satış şeklinde karar aldık. Bakın, burayı aldığınız takdirde veyahut da bu ikisini birleştirip kat karşılığı bu binayı sen yaparsan, içinde duran vatandaşlara dairelerini verirsin, onların cebinden 5 kuruş para çıkmaz, artı sana da bu kadar daire ve dükkan kalır diyerek bunun pazarlamasında bizzat belediyemizin menfaatini korumak bakımından hep birlikte yapmamız lazım. Çok, çünkü bir daha böyle bir spesifik bir iş, böyle ince bir iş bu meclise gelmez. Çok enteresan. Yolsuz bir parsel birliği işte uygulama esnasında doğmuş. Bir özel çalışmayla belediyenin menfaati azami ölçüde korunur arkadaşlar. Müteahhit de kazanır, içinde oturanlar da kazanır, belediye de kazanır fakat ivedi olması lazım. Bu çalışma yapılasıya kadar bu çalışmayla ilgili Nuraydın Bey'i görevlendiririz. Hemen bölgedeki
önce içindeki vatandaşlarla, oradaki apartmanların vatandaşlarıyla, apartman yöneticileriyle görüşme yaparlar. Böyle bir imkan var. Alabilir misiniz? Biliyorum ki %99 alamazlar. O zaman bölgedeki müteahhitleri çağırıp gelin kardeşim, burada böyle bir şey var. Bu vatandaşların binalarını yenilemek üzere bunu da alıp, kat karşılığı alıp burayı yapar mısınız? Yaparsanız avantajlarınız şudur. Şu kadar artı inşaat geliyor. Artı 1,5 katta şeyden kazanıyor mevcut binadan zaten. Dolayısıyla özel bir çalışmayla belediyenin 1 lirası 2 lira olabilir. Biz kat karşılığı öncelikle diyelim ama satışı da koyalım. Çünkü belki oradaki vatandaşlara satabilirsiniz. Onu da göz ardı etmemek lazım. Evet, daha fazla uzatmayalım bunu. Kat karşılığı, öncelikle kat karşılığı olmak üzere ve yine satış istenildiği takdirde ancak buradaki kişiler satın alabilirler onu. Yol olmadığı için bir başka kişi girip satın alamaz. Alsa imar alamaz. Şartları zaten söyleyeceğiz satarken. Başka bir kişinin alamayacağı bir parseli oradaki vatandaşlara en iyi şekilde pazarlamak, onların da haklarını koruyarak bizim görevimiz olmalı. Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Devam edin. Müsaade değil, sen güle güle. Müsaadesi yok. Dışarı çıkmak durumundasınız. Sizi ilgilendiren bir maddeye gelinmiştir. 5. 18.3.2016 tarih ve 5063 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen Mimar Sinan Merkez ve Batıköy mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazın müzakeresi ve karara bağlanması. Bu değişikliği meclis müdürlüğü, bu değişiklik bunlar 100 yılda 10 defa 40 defa olmaz. Bunlar yılda bir defa, 10 yılda bir defa oldu. Seçilmiş belediye meclis üyesinin, belediye başkanına dahil olmak üzere şahsıyla ilgili olduğu resmi belgeyle belgeliyse o meclis üyesinin o oturumda bulunamayacağı kanun emridir. Bu 5. maddede noter tasdikli belgeye göre Ersel Yazıcı meclis üyesi arkadaşımızın şahsıyla ilgili, bu nedenle bu madde görüşürken meclisin meclis salonunda bulunamaz. Bunun da bilinmesi lazım. Evet, rapor. Komisyon görüşü. Komisyonumuzca 18.3.2016 tarih ve 563 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen Mimar Sinan Merkez ve Batıköy mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan 50.281 dilekçe nolu itiraz incelenmiş olup mağduriyetin giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına kısmen konut, kısmen ticaret artı hizmet alanı olarak belirlenmiş parsellerde istenildiği takdirde imar hakkı ticaret artı hizmet alanı inşaat hakkı eşittir ticaret artı hizmet taraması olan alan çarpı emsal 0.60. Konut alanı inşaat hakkı eşittir net parsel alanı çarpı konut alanı için verilen emsal değeri şeklinde hesaplanır plan notunun eklenmesi. Komisyon üyelerinden Muharrem Aziz Zengin'in bir red oyuna karşılık 4 kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun Mim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi meclis üyesi arkadaşlarımızdan... İsim. Mir Mehmet Öztürk, belediye meclis üyesi. Siz Mir deyince ben de... Mir. Yok, o benim size hitap şeklim. Siz konuşurken zabıtlara geçiyor. Peki. Bunlar çünkü. Çocuklar atlamasınlar, ses kaydında bulunsun. Buyurun. Şimdi belediye meclis üyesi arkadaşlarımızdan birini ilgilendirdiğimiz için ben söz almış bulunmaktayım. Biz burada bu kararı verirken bir meclis üyesi arkadaşımız ya da herhangi bir kişi olarak bakmadık. Biz burada bir mağduriyet olup olmamasına baktık. Ve bu vatandaş burayı aldığı zamanki mevcut imar hakkıyla şimdi plan değişikliği yaptıktan sonraki imar hakkı arasında ciddi bir mağduriyet olduğunu gördük. Ve bu mağduriyeti gördükten sonra buna göre karar verdik.
Hani olur ki bununla ilgili herhangi bir kafada soru işareti kalmasın. Bizim için Ali, Veli veya herhangi bir kişi veya meclis üyesi veya belediye başkanı hiç fark etmiyor. Biz vatandaşın burada mağdur edilip edilmemesine baktık. Biz mağdur edildiğini düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Bunun için söz almış bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Değerli arkadaşlar, bu konu gündemde fazla kaldığı için meclis üyelerimiz bu konuyu iyiceli yoğurdu. Çeşitli bana bu konuda dedikodular geldi, ihbarlar geldi. Bunun üzerine ben de başkanlık makamı olarak kendi sistemim içerisinde konuyu inceledim. Ondan sonra arkadaşlara dedim ki, bu bir önceki bu plan tadilatından önce, bu plandan önceki vatandaşın hakkı neydi? Hakkı birdi. Şimdi ne oldu? 0.75 oldu. O zaman bizim devletimiz ve genelde devlet adabında var olanı korumaktır, var veya üzerine koymaktır. Var olanı devlet milletinin elinden almaz. Yaşat milletini ki yaşatsın devletini. Dolayısıyla tereddüt, incelemeler hem teknik dairenin vermiş olduğu, planlamanın vermiş olduğu bilgiler hem de meclis üyesi arkadaşların defalarca üzerinde çalışması sonucu bulduğunuz ortak karar şu: biz hiçbir ilave hak istemiyoruz. Hiçbir ilave hak vermiyoruz diyorlar. Bir önceki imar planında bu parsele verilen imar neyse bunun da diğerleri gibi korunmasını istiyoruz dediler. Eğer bu yazılan komisyon kararı bunu doğruluyorsa, bu şekilde ise tabii ki bunun arkasındayız. Ve sözümü şöyle tamamlamıştım: Büyükçekmece Belediyesi'nin başı olarak ne bir meclisiyemin hakkının zayi edilmesine göz yumabiliriz, ne de Büyükçekmece vatandaşımızın, Büyükçekmece halkımızın bizim sınırlarımızın içerisinde, yani bize yetki veren vatandaşlarımızın yaşadığı Büyükçekmece sınırları içerisinde hiçbir vatandaşımızın hakkının kaybına bu meclis göz yumamaz. Hep birlikte onun arkasında onun hakkını korumak üzere dururuz dedim. O dediğimi meclis adına söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Hiçbir vatandaşımızın var olan hakkını elinden alan bir imar düzenlemesine evet asla demeyiz. Çok zorunlu şartlar ne oldu? Mutlaka tren yolu geçiyor. Büyük ana arter geçiyor. Yok. O zaman yoksa o vatandaşımızın da yerini bugünün değeriyle istimlak edip hakkını vermek üzere savaş yaparız. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Peki. Başka söz almak isteyen var mıydı son madde üzerinde? Yok. Komisyon raporunun okunduğu şekliyle olanızı sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. 1-2 çekimser. 2 hayır. Emre Hoca, sizin oyunuz çekimser gibi gözüktü. Oy kaldırmadınız. 2 hayır, 1 çekimser. 1 çekim, 1 2 3 çekim. Sayın Başkanım, Fahrettin Altıtaş, notlara redleri oy çokluğuyla bu şu şahısların redliyle geçmişini yazsın isim olarak. Yani Fahrettin Altıtaş söylesin. Tamam arkadaşlar, oylarınızı yazdırırız, hiç merak etmeyin. O zaman tekrar oylatıyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, isim yazın arkadaşlar, kabul etmeyenlerim. Raporu kabul etmeyenleri yazın. 3 kişi. Çekimser. 1-2-3 kişi. İsimlerini yazarsınız. Peki. Teşekkür ederim. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemde görüşecek başka madde kalmadığından Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2016 çalışmaları burada bitmiştir. Yıl boyunca Büyükçekmece halkına hizmet etmekle görevli Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin meclis çalışmalarına aktif olan katılan bütün meclis üyelerime, komisyon üyelerime, şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle
Pazar günü idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'nin milletimizin, İslam aliminin ve akan kanın durmasına vesile olmasını, İslam ahalinin hakkında hayırlara vesile olmasını, ülkemizin, tüm milletimizin hakkında hayırlara vesile olmasını ve özellikle Güneydoğu'da akan kanların durmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Ve bir kez daha 743. Amma törenlerinde Mevlana Celaleddin Rumi'yi minnetle, şükranla, rahmetle anıyoruz. Makamı şad, makamı cennet olsun, ruhu şad olsun. 2017 belediye meclis toplantısı, ilk meclis toplantısında görüşmek üzere. Hepinize, ailenizle birlikte, bütün burada bulunan arkadaşlarımıza, televizyonları başında bizi izleyen değerli Büyükçekmece halkımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı, huzur dolu, mutluluk içerisinde bir yeni yıl diliyoruz meclisimizle birlikte. Meclisi kapatıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buyurun Recep Bey. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sizin dilediğiniz yeni yılla ilgili Mevlüt Kandili'yle ilgili dilekleri aynı şekilde diliyoruz. Teşekkür. Bir noktada bugün sabah yerel basında gördüm. Sizin de PISA ile ilgili, eğitim sistemiyle ilgili bir açıklamanız vardı. PISA değerlerinin eğitim sistemimizin dünya gündeminin gerisinde kaldığı, yaklaşık 70 küsur ülke içinde 50. sırada olduğumuzla ilgiliydi. Bu noktada size katıldığım yönler var. Bir noktada da sosyal bilimlerle fen bilimler liselerinin bu noktada daha az değerlendirildiği ve teknik liselerimizin de bu puanı geriye düşürdüğü, geriye çektiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de teknik liselerimiz bu anlamda eğitimin biraz daha gerisinde kalıyor. Bu anlamda bunlara da biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor ki fen liselerinde dünya ikincisi, dünya üçüncüsü ülkelerle puanlarımız eşdeğer seviyede. Baktığımız zaman dünya ikincisi bir Estonya ile, bir Japonya ile fen lisesi puanlarımız 538-534 arasında. Hemen hemen aynı. Sosyal alanda da İngiltere'nin bile önündeyiz puan olarak. Ama teknik liseler bizim puanlarımızı otomatikman 390-400-425'ler seviyesine düşürüyor. Dediğiniz nokta teknik liseler anlamında da bu konuya katılıyorum. Teşekkür ediyorum size de. Basında ben de okudum, bilmiyordum o teknik liselerle ilgili konuyu bilmiyordum ama teknik liselerin fen, matematik, başka ne vardı? Sosyal. Bu konuda da diğerlerinden daha geri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama maalesef dünya bizi öyle algılamıyor. Biz bunun gerçeğini belki öğrendik, biliyoruz ama dünya maalesef böyle algılamıyor. O zaman bu tip uluslararası ve ülkenin geleceğiyle ilgili yarışmalara katılan okul öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı daha hassas değerlendirmek zorundadır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar.